Efendim? Neredesin? Bakar mısınız? Buyurun. Ben Feride'ye bakmıştım. Aa, Feride Hanım çıktı. Ne vardı? Ben Atıf'ın ablasıyım. Öyle mi? Peki, teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Ayşe'ni bekliyorsun herhalde. Evet. Süreyya nasıl? İyi. Daha iyi olacak. Merhaba. Merhaba Ayşe. Ayşe. Biraz konuşalım mı? Safir'den çok az gelmiş. Biliyorsunuz safir en nadir bulunan taşlardan biri olduğu için onlardan kesin ayırttım. Fatih gel, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Gel, otur. Hoş geldin çocuğum. Ben sizi böldüm galiba. Feride'yi merak etmiştim ben. Ablamla konuştum, çarşıya falan çıkmışlar. Aa, güzel. Bir kadın çarşıya çıkmışsa ya çok iyidir ya da çok iyi olacaktır. Ben size çay getireyim. Hamileliği biraz zor geçecek gibi görünüyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu Atıf meselesi. Biz Feride ile beraber büyüdük. Biliyorsunuz. Her ne kadar hayat bizi sonrasında başka yönleri savurmuş olsa da sonuçta o benim çocukluk arkadaşım. Onu o halde görmek beni gerçekten çok kötü yaptı. Fatih, ne yapacağımı bilemiyorum. Gerçekten ilk defa ne yapacağımı bilemiyorum. Feride benim ilk göz ağrım. Göz bebeğim. Bana kızıyor, bağırıyor. Ama onu daha fazla üzmemek için dik durmaya, direnmeye çalışıyorum. Gözyaşları ciğerime akıyor. İçimi parçalıyor. Şu anda bildiğim tek şey, o adamla Feride'yi aynı çatı altında görmek istemiyorum. Ne şimdi Savaş? Nene. Bu işte. Yok Ayşen, konuşmamız lazım. Ayşen gidelim. Ayşen arabaya bin. Beni buna sen mecbur bırakıyorsun Ayşen. Konuşmuyorsun. Sürekli kaçıyorsun. Açıklamama, anlatmama izin vermiyorsun. E ne yapayım, ben de bildiğim şeyi yapıyorum. Ne konuşacağız? Atanın, yani o senin çok güvendiğin Atabey'in aslında nasıl bir adam olduğunu konuşacağız. Atabey? Yine Atabey değil mi? Ya da Neslihan? Dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum Savaş! Ben de dayanamıyorum Ayşen. İşte o yüzden buradayız. Eğer seni birileri kandırıyorsa o kişi ben değilim. Ben sana gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Ayşen, artık adam gibi konuşalım. Çünkü ben gerçekten çok sıkıldım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Feride Hanım. Asif Bey'in ablası bunu size bıraktı. Teşekkürler Salih abla. Gönlün oldu mu anne? Bak, saçımı başımı da yaptırdım. Tamam. Gidebilir miyim ben şimdi odama? Hayır, yani ben ne yapsam yaranamıyorum. Ne yapsam?
Her kadının hamileliği başka işte Üftade Hanım. Ben de Melike'ye hamileyken öyle bir günüm bir günümü tutmazdı. Evet, seni dinliyorum. Yine kim beni senden koparmaya çalışıyor? Anlat hadi. Sana tek bir soru soracağım Ayşen. Atabey ve annen hakkında. Sıra anneme mi geldi? Annemi sakın karıştırma Savaş. Karıştırmak zorundayım Ayşen. Çünkü gerçekleri görmüyorsun. Görmemekte direniyorsun. Şimdi sözümü kesmeden beni dinle. Kesmeden ve kaçma. Atabey ve annen hakkında çıkan dedikoduları düşün. Hadi gel beraber düşünelim. Birinci olasılık. Bu gerçekten çok büyük ve çok çirkin bir iftira etti. Hey Atabey ne yaptı? İftiraya uğramış, suçsuz, günahsız anneni savundu mu? Hayır. Ne yaptı? Üftade Hanım ve iki çocuğuyla mutlu mesut yaşadı. Şimdi gelelim ikinci olasılığa. Dili gibi bir aşk vardı. Onları ayırdılar. Olmaz dediler. Engel oldular. Atabey ne yaptı? Tuttu mu sevdiği kadının elinden? Hayır, o benim aşkım dedi mi? Kimse karışamaz dedi mi? Dedim Ayşen. Hayır. Ne yaptı? Kolay olanı seçti. Dedikodu çıkınca anneni savunmak, aşkını savunmak yerine köşesine çekilip bekledi. Zavallı annen de adını kurtarmak için babanla evlenip Kayseri'ye kaçtı. Ya baban? Düşünsene Ayşen, ya baban. İstanbul'da o kadar konak, o kadar yalı varken neden annenin çalıştığı Atabey'in yalısını satın aldı? He? Hani bana sorup duruyorsun ya, Atabey'den neyin intikamını alıyorsun diye. Keşke baban hayatta olsaydı da Atabey'in yalısını alarak siz neyin intikamını alıyordunuz diye bir sorsaydık. Acımasız olamazsın Savaş. Acımasız mı? Neden? Duymak istemediğin şeyleri söylüyorum diye mi? Ha? Görmek istemediğin şeyleri gösteriyorum diye mi? Ben seni seviyorum Ayşen. Ve gerçekleri gör istiyorum artık, gör. Bu mu senin sevgin? Sen bunu sevgin adına mı yapıyorsun? Senin sevgin yok mu Eder? Ezer geçer mi? Bunları bana söyleyerek ne kazanacaksın, ne? Atabey ne yaptı? İftiraya uğramış, suçsuz, günahsız anneni savundu mu? Hayır. Ne yaptı? Üftade Hanım ve iki çocuğuyla mutlu mesut yaşadı. Peki Atabey ne yaptı? Tuttu mu sevdiği kadının elinden? Kimse karışamaz dedi mi? O benim aşkım dedi mi? Atabey, taşları aldıktan sonra bir yardımcıya ihtiyacımız olacak galiba. Ben mi? Yapmayın Allah aşkına. Ben ne anlarım taştan, mücevherden falan. Ama ben mücevher olacak taştan iyi anlarım Fatih. Atabey, emin misiniz? Ben bugüne kadar değil taş işlemek, elimi bir altın yüzük bile almadım. Oğlum, biz de anamızın karnında öğrenmedik bu işleri. Eğer bir insan Atabey gibi bir ustanın eline düşmüşse zaten 10 güne kalmaz ustalaşır. Bak, seni kandırmaya çalışıyorum. Evet, vakit geldi, benim gitmem gerek. Fatih, bu konuyu iyi düşün derim. Atıf? Feride. Bu böyle olmayacak galiba.
Ne demek bu böyle olmayacak? Ya Atabey'in adı yüzünden ikimizi hatta üçümüzü riske atmaktan çekinmiyor. Madem sen de tercihini yaptın. Hayır, benim tercihim falan değil. Bebeğimiz için buradayım Atıf. Annemle babamın başını etini yiyorum sürekli zaten. Onlar da kıracaklardır bu inatlarını. Feride. Boşanmamız en doğrusu galiba. Güzel kızım, nereye kayboldun öyle sen ya? Atabey nerede? Dedim ya işte, taşalımı diye. Pek umudum yok ama neyse. Niye? Savaş Ataman kesin talip olacaktır taşları almaya. Tabii bizden çaldıklarını çıkaramadı ya. Ne yapacak? Çok acil bir şey çıkarması lazım. Onun için taşlar çok önemli. Ya biz olsa olsa bir yıl vade verebiliriz. Adamın eski müşterisiyiz ya. Hani diyorum, belki Atabey'in hatırına. Tek duam o. Ama Savaş Ataman taşları almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bak görürsün. Tek korkum da o. Hadi hayırlısı. Ayşen, iyi misin? Selim Bey. Buyurun. Atabey'in atölyesindeyim. Buraya gelebilir misiniz? Bir problem mi var? Gelince konuşuruz. Hep ben suçluyum değil mi Ayşe? Hep ben! Atabey'le aranızda nasıl bir bağ var böyle, nasıl? Ayşen, her şey yolunda mı? Evet, evet. Hemen gitmemiz lazım. Nereye? Adres bu. Sağ ol, yolda anlatırım. Ayşe Hanım, bunun çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Dün size anlatmaya çalıştığım tam da buydu. Riskli yatırımlardan uzak durmak... Ben kararımı verdim Selim Bey. Böyle olmasını istiyorum. Peki. Ben uyarımı yapayım da. Taşların kalitesi ortada. Hepsinin işlenme onayını yönetim kurulu kararıyla çıkarttık. Faik Bey, siz benim durumu biliyorsunuz. Yıllardır birlikte çalışırız. Ama ben ancak bir yıllık bir vade yapabilirim. 6 ay. Mali danışmanımız. Buyurun lütfen.
Orta Bey benim en eski müşterilerimdendir. Yıllarca beraber çalıştık. Ancak alımlarımız döviz bazında biliyorsunuz. Ve vade uzadıkça ben zarar edeceğim. Bu yüzden Savaş Bey'in 6 aylık vade teklifini kabul etmek durumundayım. Ben peşin teklif ediyorum. Ayşen yapma kızım. Ayşen ne yapıyorsun? İşi öğreniyorum. Rekabete giriyorum. Ayşen yapma. Maliyetler çok yüksek kızım. Biliyorum. Satış bitti. Taşlar bizim. Bu durumda Savaş Bey, kusura bakmayın, yapacak fazla bir şeyim yok. Ben arabada bekliyorum. Selim Bey, ödemeyi yapabilirsiniz. Peki. Sizi şöyle alın, buyurun. Müsaadenizle. Ayşen, bunu neden yapıyorsun? Neden? Gücü gücü yetene değil mi bu iş dünyası dediğiniz şey? Senin gücün Atabey'e yetiyor. Benim gücüm... sana yetmiyor aslında Savaş. Sormaya cesaretin yok. Değil mi Ayşen? Gerçek olsun istiyorum diyordun ya. Gerçekti. Ve hep öyleydi. Ama sen... gerçeklerden korktuğun için... yalanı yaşamayı seçtin. Beni benim yolumda vurmayı seçtin. Atabey'e sordun mu Ayşen? Hazırlıkları yapın. Nostalji piyasaya sürüyor. Neden böyle bir şey yaptın Ayşen? Atölyeden sonra neden ikinci kez Savaş'ın karşısına çıktın? Şimdi bunları konuşmak istemiyorum Atabey. Sen bilirsin ama... İçimden bir ses senin konuşmak istediğini söylüyor. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. O zaman seni dinliyorum. Sorması zor. Alacağım hiçbir cevap beni mutlu etmeyecek. Biliyorum. Korkuyorum. Ama ertelemek, yok saymak... yapamıyorum artık Atabey. Bana ne olduysa söyleyin. Bana gerçekleri söyleyin lütfen. Siz... anneme aşık mıydınız?